Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV19 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlim Yayma Vakfı'nın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 46. Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 5 milyar dolar bize borç verebilir misiniz? Veririz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti kandırmaya çalışanların düştükleri durum ortadadır diye konuştu. 40 yıl boyunca sinsice kurulan planların hepsi işte böyle bir gecede boşa çıkar. Öyleyse biz yaparız diyenler işte bir gecede evet ilahi tokadı yiyerek milletimizin o duruşuyla elhamdülillah yer ile yeksan oldular. Takiye yaparak milleti kandıracağını zannedenlerin düştükleri zelil durum herkesin malumudur. Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın Türkiye'nin hafızası olduğunu belirtti. Sizler ülkemizin nereden nereye geldiğini, bugün milletçe teneffüs ettiğimiz özgürlük atmosferini yakalamak için ne bedellerin ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. Sizler 1970'li yıllarda bu ülkenin gençliğinin sağ sol denilerek nasıl parçalandığının, şartlar henüz olgunlaşmadığı için yüzlerce gencin hayatının kararmasına nasıl göz yumulduğunun en yakın şahidisiniz. 1990'lı yıllarda bu ülkenin evlatlarının yüzlerine üniversite kapılarının nasıl çarpıldığını, ikna odalarında kızlarımıza nasıl zulmedildiğini bizzat gördünüz, bizzat gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan referandumuna da değindi. 16 Nisan aynı zamanda bir kırılma günü. Şimdi bu hayır diyenlere bakıyoruz. Bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de yapıldığı zaman hayır dediler bu zihniyet. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bu zihniyet hayır dedi. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne de bunlarda utanma, arlanma olmasa ona da hayır derler. Demek ki doğru yoldayız. Onlar bunlara hayır dediğine göre biz istikamet üzereyiz. Gayret edeceğiz. Her yarışın kazananı olduğu gibi bir de kaybedeni olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz zenginleşirken elbette birileri de büyük hayal kırıklığı yaşıyor ifadelerini kullandı. Onlar buradan milli, yerli olan bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, o zaman siz de bunun karşılığını Türkiye'de göreceksiniz. Milletimiz zenginleşirken, gariplerin yüzü gülerken elbette birileri de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Peki kimdir bunlar? Son 14 yılın kaybedenleri kimler? Bugünümüzü ve yarınımızı planlamak için bunun tespitini çok iyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, 1 dolara satın aldıkları ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar artık bizzat sahaya indiler, dedi. Şimdiye kadar maşalarıyla silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, 1 dolara satın aldıkları ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar artık bizzat sahaya indiler. Kardeşlerim, maskeli balo sona erdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde Erzincan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, memleketinde müjdeler ve önemli mesajlar verdi. İnşa edeceğiz, hem kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek. Başbakan Binali Yıldırım, kazanımları kalıcı hale getirerek Türkiye için daha fazla kalkınmanın, daha fazla eser üretmenin önünü açacaklarını kaydetti. 14 yılda çok şey yaptık değerli hemşerilerim. Türkiye'yi, bir Türkiye'yi, üç Türkiye yaptık. Türkiye'yi,
3'e katladık. İhracatı 5 kat arttırdık. Yatırımı, üretimi, eserleri büyüttük. Ama bütün bunları hayır diyenlere rağmen, engel çıkanlara rağmen, takoz koyanlara, taş koyanlara rağmen yaptık. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek adam ülkeyi yönetecek sözlerini eleştirdi. Şimdi CHP diyor ki tek adam rejimi olacak. Derdi ne? Derdi millet iktidar olmasın. Allah aşkına bu millet iktidarını sizinle paylaşmak zorunda mı? Bu millet iktidarını vesayet odaklarıyla paylaşmak zorunda mı? Halkın seçtiğinden niye rahatsız oluyorsunuz? Çekilin artık. Artık düşün milletin yakasından. Çekilin artık milli iradenin önünden. 16 Nisan millet iktidarının güçleneceği andır. 16 Nisan milli iradenin şaha kalktığı gün olacaktır. Kılıçdaroğlu diyor ki tek adam ülkeyi yönetecek. Be adam, senin istiyorsun diye iki tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz? İki tane mi muhtar seçeceğiz? İki tane mi belediye başkanı seçeceğiz? Bunlar bugünlerde HDP ile sıkı fıkılar ya, eş başkanlığa kafayı takmışlar. Evet, tek adam olacak, patronu da millet olacak. Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında değil şeklinde konuştu. Bu Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında değil. Şimdi bize milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaracak tenkit ediyor ya, bakın ne yapmışlar, farkında değil. 1995 DYP, ANAP, CHP anayasa teklifi hazırlıyorlar. Milletvekili sayısı 600 olsun diyorlar. Ne zaman? 95. Kaç yıl önce? Efendim 22 yıl önce. 22 yıl önce kendileri 600'e çıksın demişler. Altına da imza atmışlar. Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğiyle güçlü hükümet dönemini başlatıyoruz dedi. Türkiye'de güçlü hükümet dönemini başlatıyoruz. Menderes dönemi güçlü hükümet vardı. Memleket hizmet gördü. Özal dönemi güçlü hükümet vardı. Memleket eserler gördü. AK Parti dönemi kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vardı. Türkiye hizmet gördü. Sorunlar torunlara kalmasın. Milletin iktidarına, milletin hükümetine artık hiç kimse laf edemesin, el uzatamazsın. Güç sizde sevgili hemşerilerim, mühür sizde. Darbeleri artık geçit yok. Tuzaklara, tezgahlara geçit yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da 1. seçim bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu 16 Nisan halk oylamasında ön yargıyla sandığa gidilmemesi gerektiğini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul 1. seçim bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Ben diğer politikacılar gibi değilim. Maltepe Küçükyalı Kültür Merkezi'nde muhtarlarla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, muhtarların referandumla ilgili sorularını yanıtladı. Şimdi bu meclisin bazı yetkilerini elinden alıyoruz.
Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin göz bebeği olduğunu söyledi. Muhtarlık seçimleri en temiz seçimler. Yani demokrasinin en saf, en duru tecelli ettiği seçimler muhtar seçimleridir. Muhtar kendisi çıkar. Ben mahallenin, ben köyün muhtarıyım der. Vatandaş gider kendi muhtarını seçer. Milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçmeli. Bakın biz bunu savunuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan halk oylamasında ön yargıyla sandığa gidilmemesi gerektiğini dile getirdi. Ön yargıyla sandığa gitmeyelim, ön yargıyla. Efendim işte ben şu kişiyi çok seviyorum, onun için ben gidip oyumu kullanacağım. Bu kişiyi sevip sevme olayının çok daha ötesinde bir memleket meselesidir. Parlamenter sistemin 141 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemin yanlışı yok mu? Var, dedi. Parlamenter demokratik sistemimizin 141 yıllık geçmişi vardır. 141 yıl. Bir tecrübemiz var. Bunun yanlışı, eksiği var mıdır, yok mudur? Var. Bakın onda rahatlıkla var. Neden? Milli irade meclise tam yansımıyor. Milli irade meclise tam yansımıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karaman Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Soylu konuşmasında terörle mücadele konusunda Türkiye'nin en güçlü dönemini yaşadığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karaman Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet töreninde açıklamada bulundu. Her türlü suçun gelişme gösterdiği, suçun çeşitlendiği, şekil değiştirdiği ve dünyayı daha büyük dramlar yaşattığı bir yüzyıl olarak başladı. Soylu, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin en güçlü dönemini yaşadığını söyledi. Terörle mücadelede bugüne kadarki en güçlü olduğumuz dönemi yaşamaktayız. Son 6 ayda 153 önemli olay engellenmiş ve 4 canlı bomba eylemlisi ve eylem hazırlığındaki 21 şüpheli yakalanmış, 22 bombalı araç ele geçirilmiştir. PKK'nın üst ve yönetim merkezi haline getirilen Diyarbakır, Lice, Mardin, Ömeryan, Amanoslar ve birçok bölgede başlattığımız operasyonlar bütün hızıyla devam etmektedir. Son 6 ayda 800 sığınak ve barınak imha edilmiş, 11.738 operasyon gerçekleştirilmiştir. Teröristlerin hareket alanını daraltmak amacıyla karma tiplerimizle beraber yol kontrollerimiz devam etmektedir. Sadece 2017 yılında 7.720.330 araç sorgulanmıştır. Bunlar vatandaşımızın huzuru içindir, vatandaşımızın güveni içindir. 10 bin özel harekat polisi alım sürecinin devam etmekte olduğunu hatırlatan Soylu, biz terörle tek bir noktadan değil, bütün unsurlarımızla mücadele ediyoruz, dedi. 10 bin özel harekat alım sürecimizde devam etmektedir. Şu an mülakatları gerçekleştirmektedir. Terörle mücadele noktasında şunu da açıkça ifade etmek isterim. Bir noktayı daha burada belirteyim. 10 bin özel harekat alımımıza bu memleketin 15 Temmuz sonrası özel harekatımıza yapılan o alçakça saldırıdan sonra 295 bin vatan evladımız, evet ben özel harekatçı olmak istiyorum diye müracaat etmiştir. Ve biz terörle tek bir noktadan değil, bütün unsurlarımızla mücadele ediyoruz. Hem terörle hem terörizmle. Yani besleyen, onu ulaştıran bütün unsurlarla da mücadele halindeyiz. Örgütün şehir yapılanmaları neredeyse tamamen çökertilmiş durumdadır. Ele geçirdikleri ve bir yüz gibi kullandıkları belediyelere görevlendirmeler yapılarak bu belediyeleri yeniden orada yaşayan insanlarımıza hizmet etmek, orada yaşayan vatandaşlarımızın emrinde hizmet üretir hale getirmenin de onun içerisindeyiz. Biz onları istihdamla, biz onları üretimle ve biz onları gelecek umuduyla bir araya getirmeliyiz ki onları terör örgütünün prangasından kurtarmak ve bir millet olmanın azminin, bir millet olmanın şuurunun ve bu manevi coğrafyanın bize vermiş olduğu bütün birlikteliğin adımlarını beraber atma kabiliyetine sahip olabilmeliyiz. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da konuşan Bakan Süleyman Soylu, teröriste yapılan muamele neyse uyuşturucu satıcısına yapılan muamelenin de aynı olduğunu belirtti. Uyuşturucu satanın kafasını, yılanın kafasını ezer gibi ezecek. Türkiye
bütün güvenlik güçleriyle bu sorunla da tıpkı terörle olduğu gibi kıyasıya bir mücadele halindedir. Zaten terör örgütü bu işin doğrudan hamisi konumundadır. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir yılda yaklaşık 1,5 milyar dolardır. O örgütün de bu kirli ticaretinde kökü kazanacak ve buna bulaşmış kim varsa bunun bedeli hukuk içerisinde ödettirilecektir. Bu amaçla son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 24.266 kişi gözaltına alınmış, bunların 4.529 kişisi de tutuklanmıştır. Bakan Soylu, Orta Doğu'daki terör ve şiddet ortamının oluşturduğu göç dalgasının Türkiye'yi ilgilendirdiğini kaydetti. Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon insanı misafir ediyoruz. Hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları ile harcadığımız toplam miktar yaklaşık 26 milyar dolar civarındadır. Bu göç ortamına bağlı olarak insan kaçakçılığı ile gerek polisimiz, gerek sahil güvenlik komutanlığımız, gerek jandarmamız önemli operasyonlara imza atmaktadırlar. Ve inşallah bu insanlık ayıbını Batı dünyasının umursamazlığına ve gaddarlığına rağmen ortadan kaldırmaya, bu insanların mağduriyetlerini en aza indirmeye kararlıyız. Konuşmaların ardından mezuniyet töreninde okulu dereceyle bitirenlere Bakan Soylu tarafından hediye verildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için evet turlarına devam ediyor. Güçlü lider, güçlü devlet, hedefe ıskatar elbet. AK Parti İstanbul Beylikdüzü İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği dayanışma programına katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Şimdi bugün dün gördüğünüz Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, efendim bu anayasaya evet denirse, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirse Türkiye'de kaoslar olur, krizler olur diyor. Sanki mübarek Türkiye'de yaşamıyor, başka bir ülkede yaşıyor gibi konuşuyor. Şöyle bir kısa bir muhasebe yapalım. Nerede krizler oluyor, nerede kaoslar oluyor? 1950 o seçimlere esas alın. 2017, 67 yıl. 67 yıldır bu sistemle yönetiliyoruz. Şu andaki mevcut sistemle yönetiliyoruz. Bu sistemde o kadar çok kriz, o kadar çok kaos ortaya çıkmış ki bunlardan Türkiye sürekli yıllarını kaybetmiş, ekonomik olarak, siyasi olarak geri düşmüş. Numan Kurtulmuş ayrıca mevcut sistemde yaşanan krizlere de geçmişten örnek verdi. Sayın Yıldırım Akbulut, Yıldırım Akbulut'u kim başbakan yaptı? Rahmetli Özal yaptı. Özal kolundan tuttu, Yıldırım Akbulut'u başbakan yaptı. Özal oraya oturtturmasa Akbulut'u bu memlekette başbakan seçerler mi? Kimse seçmezdi herhalde. Özal oraya koyduğu için başbakan oldu. Ama bir müddet sonra Körfez krizindeki politikalar dolayısıyla Özal'la Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı yerine getirip oturtturduğu adam böylesine kilitlendi, karar alamadılar. Eğer o zaman o karar alınmış olsaydı, yani rahmetli Özal tek başına ülkeyi yönetme gücüne sahip olsaydı, yönetimde çift başlılık olmasaydı, belki Türkiye o tarihte, yani 1991'de Musul, Kerkük ve Tel Aviv'e müdahale edecek, bugünkü DAEŞ ve PYD sorunuyla karşı karşıya kalmayacaktı. Ama ne yazık ki yönetimde çift başlılık dolayısıyla Türkiye bir adım atamadı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun bir adam isterse sabah kalkıp meclisi feshediyorum diyecek sözlerine de yanıt verdi. Zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'li arkadaşlarımız hiç kendilerinin o koltukta oturmayacağını düşündükleri için şöyle varsayıyorlar. Cumhurbaşkanının bir gün kafası bozulacak. Dün zaten aynen bunu söyledi. Bir sabah kalkıp parlamentoyu fesheder. Hanım kardeşlerinden özür diliyorum. Bekara karı boşamak kolaydır. Hiç iktidar olmadıkları, iktidar olmayı da düşünmedikleri için nasılsa bir gün kafası kızar, parlamentoyu lağveder diyor.
Hiçbir sorumlu devlet adamı Türkiye'de erken seçimin önünü açacak bir adım atmaz. Ta ki sistem kilitlenirse. Bu bizim darbe savar bir maddemizdir. Güçlü lider, güçlü devlet, hedef hep ıskatar elbet. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da 16 Nisan referandum süreci hakkında vatandaşlara seslendi. Cenab-ı Hakk'ınız. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da ilk olarak Vezirköprü ilçesindeki mitinginde vatandaşlara seslendi. İşte bu şehir yüzünden 4 ay ceza verdiler. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevi sürecinde manşet atan gazetelerin bugünlerde değişik manşetler kullandığının altını çizdi. Peki değerli kardeşlerim, ne diye manşet attılar? Burada muhtar kardeşlerim var. Görüyorum onları. Ne diye manşet attılar? Muhtar bile olamaz dediler, değil mi? Şimdi aynı gazete haberlerini yaparken ne diye manşet atıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 12. Cumhurbaşkanı, ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye. Bakan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli evetçilerden olduğunu ifade etti. Geçen hafta bir radyo programına katıldı Sayın Kılıçdaroğlu, hatırlıyor musunuz? Ne dedi orada? Dedi ki, eğer bu sistem, yani 16 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçerse, başbakan başka partiden, Cumhurbaşkanı başka partiden olursa asıl kıyamet o zaman kopacak dedi, değil mi? Ya Sayın Kılıçdaroğlu, Allah aşkına neye hayır dediğini bir oku bari ya. Önündeki metni yanlış okumuş ya. Neye hayır dediğini bilmiyor ya. Zaten 16 Nisan'daki oylamada biz Türkiye'de başbakanlığı kaldırıp Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Ama diyoruz ya, en iyi kendisi anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neden olması gerektiğini en iyi kendisi anlatıyor. Biz onun için ne dedik biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu gizli evetçi. Söyleyemiyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Türkiye Esnaf Odaları Birliği üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. İstanbul'da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Türkiye Esnaf Odaları Birliği üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Bülent Tüfekçi, esnafımız dün olduğu gibi bugün de hep istikrardan yana oldu, huzurdan yana oldu, ülkenin birliğinden ve beraberliğinden yana oldu, dedi. Esnafımız dün olduğu gibi bugün de hep istikrardan yana oldu, huzurdan yana oldu, ülkenin birliğinden, beraberliğinden yana oldu. Asla ve asla kargaşaya, anarşiye prim vermedi, kaosa prim vermedi, bundan sonra da vermeyecek. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda da esnafımız kendini topa, tüfeğe, uçak bombalarına siper etti. Meydanlara sahip çıktı, milletin iradesine sahip çıktı. Huzurdan yana oldu, barıştan yana oldu. Ve milli iradeye karşı yapılan darbeye de dur demesini, hayır demesini bildi. Tüfekçi, AK Parti iktidarlarından önce koalisyon dönemlerinde esnafımızın nasıl eridiğini, nasıl yok olmaya yüz tuttuğunu bizler yaşayarak gördük şeklinde konuştu. Biz hep şunu ifade ettik, koalisyonlarla bu ülke gerçekten çok şey kaybetti. Enerjisini kaybetti, sermayesini kaybetti, insan kaynaklarını kaybetti ve gecelik faizlerin binleri bulduğu, enflasyonların %50'leri, %60'ları bulduğu bir ortamda küçük esnafımızın ayakta duramayacağını zaten herkes biliyordu. Ve nitekim işte yazar kasaların atılmasına kadar varan bir dizi, artık bıçağın kemiğe dayandığı noktada bir dizi
eylemleri de ortaya koymak zorunda kalmıştı esnafımız. Oysa bu esnaflarımızın kolay kolay yapacağı bir eylemde değildi. Bülent Tüfekçi, sistem arızaları nedeniyle, çift başlılık nedeniyle, yaşanan krizlerden dolayı yine zararı esnafların çektiğini, milletin çektiğini gördüklerini belirtti. Hatırlayın, işte rahmetli Bülent Ecevit kendisinin getirmiş olduğu bir cumhurbaşkanlığıyla yaşamış olduğu yönetim krizleri nedeniyle bir gecede yaklaşık 130 bine yakın esnafımız, iş yerimiz işlerini kapatmak zorunda kaldı. İflaslara sürüklendi. Turgut Özal, Mesut Yılmaz'la yaşadıklarını, Demirel'le yaşadıklarını hep beraber gördük ve kaybeden yine bizler olduk. Biz istiyoruz ki bundan sonra artık bu tip yönetimsel krizler yaşanmasın. Çift başlıklardan dolayı araya vesayet odakları girip milletin iradesine rağmen iktidarmış gibi davranmasın istiyoruz. Tüfekçi, KOSGEB aracılığıyla esnafa yaklaşık 11 milyar TL'lik bir kaynağı faizsiz olarak bir yıl ödemesiz 2 yıl vadeli esnafa sunduklarını söyledi. KOSGEB aracılığıyla esnafımıza ciddi anlamda yaklaşık 11 milyar TL'lik bir kaynağı aktararak faizsiz olarak bir yıl ödemesiz 2 yıl vadeli bunu esnafımıza sunduk. Tabii burada da yine bir takım uygulamada sıkıntılar var. Bunu da yakinen takip ediyoruz. Özellikle bankalar boyutunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bunun da farkındayız ve bir kez daha bankaları gerçekten uyardık. Programın ardından Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'ye plaket takdim etti. Foto. Çorum'da Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Çorum Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle Atatürk anıtına kadar sloganlar eşliğinde yürüyüşe devam etti. Atatürk anıtında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Yavuz Ünlü açıklamasında Çanakkale ruhunu yüreğimizde taşıyoruz. Milli mücadeleye ruh veren direnme azmi kazandıran Çanakkale'dir dedi. Çanakkale'de vatan için canını hiçe sayan, geri dönmeyi düşünmeyen o kahraman ecdadın torunlarıyız. Bugün de bu savaşta hilali yere düşürmemek için ezan dinmesin, bayrak inmesin diye gerekirse yarınımızdan vazgeçecek azim ve kararlılıktayız. Yedi iklimi cihanın yine karşımızda dursa bizler şühedanın kanıyla suladığı bu toprakları, bu cennet vatanı vermemek için dünün 15'lileri gibi toprağa düşmeyi şeref biliriz. Yavuz Ünlü, geçmişten günümüze kadar vatan için, bayrak için can veren bütün şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi. Olmak üzere Çanakkale'den günümüze kadar vatan için, bayrak için, yüce dinimiz İslam için, Türklüğün mukadderatı için can veren binlerce şehidimizi saygı ve minnetle yad ediyor. Onlara Akif'in, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber mısralarıyla sesleniyorum. Gazilerimizden de ebediyete göç edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara şifa diliyorum. Açıklamanın ardından şehitler için dualar edildi. Er-Rahman allama'l Kur'an halaqa'l insana 'allamahu'l bayan.
Çorum Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan Türkiye Kangalcılar Çorum Şubesi temsilcileri getirdikleri Sivas kangallarıyla Hollanda'yı kınadı. Türkiye Kangalcılar Çorum Şubesi temsilcileri Çorum Saat Kulesi Meydanı'nda getirdikleri Sivas kangallarıyla Hollanda'ya tepki gösterdi. Getirilen Sivas kangalları Çorum halkı tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye Kangalcılar temsilcisi Osman Duygu, Hollanda'yı kınayarak "bizi hiçbir devlet yıkamaz" ifadelerini kullandı. Biz Çorumlu kangal severler olarak Hollanda'yı kınıyoruz. Yaptıkları bir yani insanlığa sığmayacak bir şey. Bizi hiçbir devlet yıkamaz. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'yi hiçbir kimse gözünde küçümsemesin. Sizin yani kurtlarınız varsa emin olun bizim de Osmanlı'dan gelen kangallarımız var. Hiç kimse bizi yıkamaz arkadaşlar. Biz buradayız. Bizi kimse de durduramaz. Diğer kangal severlerse Osmanlı torunlarıyla meydanlardayız dediler. Osmanlı aslanlarıyla, Osmanlı torunlarıyla her zaman gibi meydanlardayız. Türkiye'miz için. Türkiye'mizi seviyoruz. Değil Türkiye Hollanda'da olsa iner orada da gereken TR'ciler olarak gerekli cevaplarımızı veririz. Gerekli konuşmamızı yaparız. İndirmesinler bizi TR'ci olarak oraya. Hollanda'yı köpeklerimizle kınıyoruz. İnsanlık dışı bir insanlar bunlar. Hayvandan beterler. Varsa getirsinler köpeklerini. İnsanlara değil abi bunları atalım. Ha, Hodri Meydan. Bizim köpeklerimiz kral. Onlar gibi insanlara salmıyoruz. Biz uysalız köpeklerimize uysal. Ama biz sinirlenici köpeklerimize sinirlenir. Çorum Yeni Asya Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Haftası kapsamında hukuk ve adalet konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılan konferansa konuşmacı olarak Profesör Doktor Ahmet Battal katıldı. Yaşlar ayrı. Çorum Yeni Asya Temsilciliği tarafından Bediüzzaman Haftası kapsamında hukuk ve adalet konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılan konferansa konuşmacı olarak Profesör Doktor Ahmet Battal katıldı. Yeni Asya ülkemizdeki ayrımcı. Konferansın açılışında konuşan Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Yiğitoğlu, hukukun üstünlüğü kavramının insan hakları kavramıyla aynı anlamda kullanıldığını söyledi. Hukukun üstünlüğü kavramı insan haklarıyla aynı anlamda kullanılır. Hukukun üstünlüğü tam adaleti de ifade eder ve bu kavram demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurudur. Hukukun üstünlüğü İslami bir yaklaşım ve uygulamadır. Hukukun üstünlüğü hangi şartlarda olursa olsun temel hak ve hürriyetlerin ve temel hak ve hürriyetlerin hukukun güvencesi altında olmasını sağlar. Ömer Yavuz Yiğitoğlu, son dönemlerde İslam aleminin dört bir yanında ahlar yükseldiğini ifade ederek, bu ahlara çare olarak Bediüzzaman ve Risaleleri adres gösterdiklerini kaydetti. İslam aleminin dört bir yanından ahlar yükseliyor. İnsan haklarına yakışmayan, Müslüman kimliğiyle asla bir araya gelmeyecek görüntüler, hadiseler bir arada peş peşe yaşanıyor. Adalet sistemlerini sarsan uygulamalar yapılıyor. Jacoben uygulamalarla hürriyet, özgürlük rafa kaldırılıyor. Hukukun, hukuk devleti anlayışını lafta bırakacak uygulamalar giderek İslam dünyasında artmaya devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Battal ise İslam dünyasının zor günler geçirdiğini ifade ederek bu zor günlerin biteceğini, istikbalin parlak olduğunu söyledi. Zor günlerden geçiyor İslam dünyası. Genel olarak dünyanın işi zor gibi görünüyor ama bu fıtratın bir gereğidir. Bazı iniş çıkışlar normaldir. Ama bilelim ki dünyanın ve İslam dünyasının önü açıktır, istikbali parlaktır. Ahmet Battal, Kur'an-ı Kerim'in dört esasından birinin adalet olduğunu ifade etti. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de elbette yaş ve kuru her şey var.
Bilhassa dört esas var. Tevhid, haşir, nübüvvet ve adalet ve ibadet esasları. Bu dört esastan biri adalet, esasen ibadeti de içeren bir şeydir ve insanın ibadeti, insanın kendi iç dünyasındaki adaletinin ön şartıdır. Battal, her namazda Allah'tan adaleti istediğimizi kaydetti. En geniş kapsamlı ibadet namazdır. Ve namazın kalbi hükmündeki Fatiha, İhdine sırata müstakim ile Allah'tan ısrarla talep ettiğimiz sırat-ı müstakim ile her türlü ifrat ve tefritten uzak kalarak, yani adalet içinde yaşama arzumuzu Allah'a sunmamızı ifade eder. Her namazda daima biz Allah'tan adaleti istemekteyiz. Profesör Doktor Battal, Allah'ın mutlak adil olduğunu, zulmetmediğini ve zulmedeni de sevmediğini belirtti. Allah mutlak adildir. Allah zulmetmez, zulmedenleri de sevmez. İnsanlar, Allah etmesin, başka insanlara zulmediyorlar. Ama bilelim ki kader daima adildir. Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Levent Karadağ, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı ile ortak yürüttükleri proje kapsamında Çorum'a geldi. Karadağ, TV19 mikrofonlarına Çekvan'ın gençlere yönelik başlattığı projeyi anlattı. Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Levent Karadağ, Çekva ile birlikte yürüttükleri projeyi anlattı. Geçenlerde bir haber vardı, Çorum dünyanın merkezi diye, bilmiyorum ama biz Çorum'un bilişim merkezi olması anlamında bundan yola çıkarak Çekva ile birlikte çocukların geleceği kodlaması, yani çocuklar kendi oyunlarını, kendi karakterlerini kendi yaratarak ve Çorum'a özgü tarihi karakterleri yaratarak hem Çorum'un 3 boyutlu modelleri çıkartmak, program yapmaları, oyun yapmaları, tasarım yapmaları amacıyla atölye çalışmaları oluşturmak istiyoruz. Karadağ, çocukların ellerine oyuncak araba ya da su tabancası vermek yerine onlara kendi hayal güçleriyle robot yapabilmelerinin önünü açacaklarını kaydetti. Burada da diyoruz ki çocuklar geleceği kodluyor. Çocuk önüne oyuncak olarak biz su tabancası vermek istemiyoruz, araba vermek istemiyoruz. Robot yapmak, uzay aracı vermek anlamında verdiğimiz takdirde bu çocuklar hem kendi geleceğini kodlamış olacaklar, hem Çorum'un geleceğini kodlamış olacaklar, hem de dünyanın geleceğini kodlamış olacaklar. Hem de bu sefer tekrar bir habere çıkacağız. İşte Çorum dünyanın merkeziydi, bilmiyoruz ama bilişimin merkezi oluyor. Merkeze de çocuklar koyuyorlar. Ve bu kodlama 5 yıl sonra... Nasıl ki İngilizce şu an bir iş için çok olmazsa olmazsa, kodlamada bir iş için olmazsa olmaz olacak. Ve bu Çorumlu çocuklar da bu kodlamayı bilerek bu örnekleri oluşturacaklar. Karadağ proje kapsamında Çorumlu çocuklardan bilişim elçileri oluşturmak istediklerini söyledi. Bu çalışmalar amacıyla daha önce gelmiştik, şimdi de geldik. Çeşitli kurumlarla görüşerek bunları anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin basının ilgili olması, gençlerin ilgisi olması çok çok önemli. Buradan da aynı zamanda bu çocuklardan bilişim elçileri oluşturmak, siber güvenlik elçileri oluşturmak. Yani eskiden aileler çocuklarını koruyorlardı. Şimdi diyoruz ki çocuklar siber güvenlik elçileri olarak ailenin Facebook ve annesinin Facebook hesabının kırılmasını önleyecek, bankada parasının dolandırılmasını önleyecek, çocuklar onları korusunlar diyoruz. Bilişim uzmanı Karadağ, 2025 yılında 1,5 trilyon cihazın internete bağlanacağını da sözlerine ekledi. Şimdi 2025 yılında 1,5 trilyon cihaz internete bağlanacak. Giysilerin %10'u giyilebilir teknoloji olacak. Yani benim giysim de klimalı olacak. Hava koşullarına göre ayarlanacak. Engelli ise o tamamen temasa göre şekil değiştiriyor. Yine arabalar, 3 boyutlu yazıcılar, sürücüsüz arabalar çıkmaya başlayacak. Evlerin %15'i fabrikaya dönüşüyor. Yani evlerde artık dijital tasarım atölyesi olacak. Artık herkes kendi evinde kendi ayakkabısını, kendi giyeceğini, kendi şeyini kendi yapacak. Ve bunları da satacaklar, dünyaya da satacaklar. Belki
şu da olacak. Çorum'daki leblebilerin fark şeyleri değişecek. O anlamda 2025 yılı dünyada bütün Avrupa Birliği, Amerika, çeşitli yerler tamamen sanayi, internetin konuştuğu ülkeler. Eğer diyor işe interneti katamazsanız işi bırakacaksınız. Buna dedi biz de interneti bırakmayalım diye buraya geldik ve 2025 yılına bu çocukları hazırlamak. Çünkü 2025 yılında bu çocuklar yönetici olacak. Dünyada da zaten böyle. O yüzden dünyada kodlama hareketleri başladılar. Dediler ki 2025 tam kırılma noktası. Orada bu çocuklar donanımlı olarak yetişsinler. Çorum'da Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kapsamında Kurtuluşun Başlangıcı Çanakkale adlı tiyatro etkinliği düzenlendi. Çorum'da Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kurtuluşun Başlangıcı Çanakkale tiyatro etkinliği düzenlendi. İşimiz çok kolay olacak. Yarın hasta adamın işini bitireceğiz. Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ve nagsim minel emvali vel enfusi vel semerat. Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Kuru açılış konuşması yaptı. İşte bugün öğrencilerimizin tam 102. seneyi devresini idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi ile ilgili Kurtuluşun Başlangıcı Çanakkale Tiyatrosu'nu oynayacakları gündür. Konuşma sonrası öğrenciler tarafından Kurtuluşun Başlangıcı Çanakkale Tiyatro oyunu sahnelendi. Zamanlıklarla savaşın gidişatını değiştirebiliriz. Burada düşman durdurursak zafer bizim olacaktır. TFF 3. Lig 1. gruptaki temsilcimiz Çorum Belediyespor bu hafta Bayburt Grup Özel İdarespor'u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Çorum Belediyespor olsa da kendi evinde rakibini yenmeyi başaramadı. Çorum Belediyespor 3. Lig 1. gruptaki 30. maçında Bayburt Grup Özel İdarespor'la karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Çorum Belediyespor ataklarıyla Bayburt Grup Özel İdarespor'u kendi ceza alanında hapsetti. Çorum Belediyespor karşılaşmanın ilk yarısında sahada üstün bir oyun sergilerken 45 dakikalık sürede gol bulamadı ve maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da ataklarına devam eden Çorum Belediyespor dakika 71'de kendi kalesinde golü gören taraf oldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her ne kadar Çorum Belediyespor ataklarını artırsa da topu ağlarla buluşturamadı ve rakibine 1-0 mağlup oldu. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 18 19 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza bilgileriyle birlikte gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere de yer verelim değerli izleyenler. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Türkiye'den ve Çorum'dan gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.